Son dakika. Azerbaycan'ın operasyonları sonrası büyük kaçış başladı. Durumumuz çok kötü. Ermenistan tarafından düzenlenen saldırılar sonrası Azerbaycan'ın karşı operasyonlarıyla ne yapacağını şaşıran Ermeni ordusunda kaçışlar başladı. Son dakika alınan bilgilere göre Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucu Ermeni sivillerin ve bozguna uğrayan askerlerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları ifade edildi. Azerbaycan ordusu 6 gündür devam eden sıcak çatışmalar sonrası Ermenistan'ın işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başlaması sonrası bölgeden kaçışlar başladı. Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam ediyor. Dağlık Karabağ'da Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, "Durumumuz çok kötü, burada yaşamak imkansız, her şey yerle bir oldu" ifadelerini kullandı. Ermeni askerleri de mevzilerden kaçıyor. Öte yandan ağır darbeler yiyen Ermenistan ordusunda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan birlikler mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçtığı ifade edildi. İran Meclis Başkan Yardımcısından açıklama. Karabağ açıklaması. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalipaf'ın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahian, Birleşmiş Milletler kararlarının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki hakimiyetine vurgu yaptığını belirtti. Abdullahian, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara değindi. İranlı yetkili şu ifadeleri kullandı. Birleşmiş Milletler kararları Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki hakimiyetini vurguluyor. Toprak bütünlüğüne saygı, savaşın acilen durması ve siyasi müzakere temel çözümdür. Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgamasın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a desteğimizi kimse yadırgayamaz. Bundan daha doğal ve meşru bir şey de olamaz ifadelerini kullandı. Azerbaycan'la bir milletiz. İki ayrı devlet olsak da yeri geldiği zaman tek devlet gibi davranırız. Dolayısıyla Azerbaycan'a olan desteğimizi kimse yadırgamasın. Bundan daha doğal ve meşru bir şey olamaz. Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Terter kentine bir günde 2000'den fazla top mermisi attı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan ordusunun gün içerisinde Azerbaycan'ın Terter kentine 2000'den fazla top mermisi attığını bildirdi. Hacıyev, yaptığı yazılı açıklamada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin kasıtlı olarak Azerbaycan yerleşim birimlerini ve sivilleri hedef almaya devam ettiğini belirterek, "Sadece bugün Terter'e 2000'den fazla mermi isabet etti. Bu vahşilik, barbarlık ve insanlık dışı davranıştır" dedi. Ermenistan'ın 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuk hükümlerini kabaca ihlal eden bu eyleminin bir savaş suçu olduğunu ifade eden Hacıyev, Azerbaycan ordusunun karşılık vereceğini kaydetti. Ermenistan ordusunun konuşlandığı bölgelerden dumanlar yükseliyor. Azerbaycan ordusu topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde işgal altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu operasyonlarını yine o bölgede yoğunlaştırmış durumda. Ermenistan ordusunun Ağdere ilindeki mevzileri Azerbaycan ordusunca yoğun top atışına tutuldu. Azerbaycan topçularının Ermenistan güçlerinin bulunduğu bölgelere yaptığı atışlar etraf bölgelerden gözle izlenebiliyor. Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği görüntülerde Ermenistan ordusunun kontrolündeki dağlık alanlardan dumanların yükseldiği görülüyor. Dağlık Karabağ'ın sözde liderlerinden açıklama. Türkiye son teknolojik silahlarıyla savaştı. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Türk ordularının bölgedeki ilerleyişi sürüyor. Konuya ilişkin Karabağ'ın sözde rejimden de açıklama gelirken, Türkiye'nin son teknolojik silahlarıyla bölgeyi atış altına tuttuğu, Azerbaycan'ın yanında olduğunu açıkladı. Ermenistan, düşmanca tutumu ve terör yanlısı politikalarıyla Azerbaycan'ın sivil bölgelerine saldırılar düzenlemişti. Saldırılar neticesinde sabrı taşan Azerbaycan yönetimi Ermenistan'a gereken cevabı vermek üzere geniş kapsamlı bir operasyona başladı. Operasyon neticesinde sınır boylarının tamamını hem havadan hem de karadan kuşatan Azerbaycan ordusuna sahada Türkiye'de desteğini veriyor. Bu operasyon karşısında adeta şaşkına dönen Ermenistan ordusu işgal ettiği bölgelerden geri çekilirken konuya ilişkin Dağlık Karabağ bölgesinin sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan da açıklama geldi.
Türkiye son teknolojik silahlarıyla bizimle savaştı. Dağlık Karabağ rejiminin sözde lideri Türkiye'nin Azerbaycan'a silah desteğinde bulunduğunu iddia etti. Harut Yunyan açıklamasında sadece Azerbaycan ile değil Türkiye ile de savaş halindeyiz. Onlar Türk ordusundaki modern silahlar, patlayıcılar, insansız hava araçları ve uçaklar kullanıyorlar ifadelerini kullandı. Tanklar imha edildi. Türkiye'nin de destek verdiği operasyonlarda Ermenistan'a ait tanklar hava saldırılarıyla imha edilmiş, kullanılamaz hale getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kuşatma uyarısı. Tamamı ülkemizin etrafında yer alıyor. Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verirken, Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir dedi. Erdoğan, Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslara uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasında, bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafında yer alıyor. Bu tablo Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük dedi. Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, 3. çeyrekle ilgili her gün yeni ve güzel haberler alıyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verirken, Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir ifadelerini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları. Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşa ettik. Hastane 838 yataklı olarak planlanmıştı. Ancak bu kapasitenin az olduğunu görerek hastanemizin yatak sayısını 1250'ye çıkarttık. Sanayisiyle, tarımı ile, hizmetler sektörüyle ülkemizin parlayan yıldızı Konya bu yatırımlarla çok daha büyük atılımlara hazırlandığını göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dün başlayan yeni yasama yılı vesilesiyle ülkemizin önemli konularını dünya ile ve milletimizle paylaşma fırsatı bulduk. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele var. Bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafında yer alıyor. Bu tablo Türkiye'nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.